Gülizar'la yakın arkadaşmışsınız. Bayağı merak etti seni. Abi biz hiç ayrılmadık ya. Vallahi ben de onu çok merak ettim ha. Neyse çok şükür Allah seni çıkarttı karşımıza. Yoksa kızın sonu kötüydü yani. Senin başın da ondan derde girdi herhalde. Çok yakınsınız ya. Tabii tabii. O Şerif denilen cadı sıktı benim bacağım. Yoksa ben çoktan Gülizar'ı uçurmuştum İzmir'den. Acımadılar ama işte bize yani. Olsun ya, sorun değil yani. Ha. Onun için ölümü göze almışsın. Alırım tabii. Yani imkanları dahilinde dövüşürüm ben. Bu hayatta beni gebertmeden kimse Gülizar'ın kılına dokunamaz. Büyük aşk diyorsun yani. Nasıl laf konuşmak ya? Estağfurullah yani ben ona gözle mi bakıyorum? Hem zaten Gülizar kim, ben kim ya? Allah Allah. Neyse, sen şimdi yorgunsundur. Sobaya bir iki odun daha atarsan sabaha kadar idare eder seni. Eyvallah. Allah Allah. Vallahi cennete geldim ya. Ay lan. Bunu çok sağlam bir yere saklamam lazım benim. O tek soy kapılara dayanmış. O tek soyun öyle bir açığını bulmam lazım ki Şerif bu görüntüleri kendi eliyle versin polise. Kolay gelsin. O ezdiği notlar var ya, bunlar yeşersin diye ben koca bir sene bekliyorum. Geldim tak diye ezdim. Ama insanoğlu işte değil mi? Şuursuz. Ya ben otlakta yürüyordum. Bilemedim yani özel bir bahçe olduğunu. Tamam kusura kalmayın ya, suçluyum tamam. Evet suçlusun. Ama üzülme. Hepimiz suçluyuz. Nasıl? Allah Allah. Sanki benim derdim başımdan aşkın değil. Bir de otu kuşun derdine düşeceğim burada ya. Gidin biraz daha uyuyayım ya. Böyle sapa sapa değişik değişik karakterler, tipler. Saçma sapan nasıl bir yer burası ya? Nereye basayım ben? Nereye basayım ya? İlla nişanlısına provayı anlatacak. Taze aşık ya. Ayrı kalamıyor zahir nişanlısında. Aman koş koş eksik kalma. Bayılırsın böyle şeylere. Murat. Oğlum böyle paldır küldür geldik habersiz. İnşallah müsaitsin. Estağfurullah olur mu? Lütfen buyurun. Buyurun. Canım Görcan harika bir elbise diktiriyorum. Göreceğiz mecbur gel. Hoş geldiniz. Lütfen ayakta kalmayın. Buyurun. Kalmayalım valla oturalım şöyle. İsmet. İsmet abi. Baksana misafirlerimiz ne ister. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Valla ben bir sade kahve alırım. Ben de lütfen. Biz de çay alalım o zaman. Yok ben bir su alayım. İyi tamam. Ya İsmet abi varsa böyle atıştırmalık bir şeyler falan getirsene. Tabii hemen. Çok acıktık valla saatlerdir alışverişteyiz. Ama Murat bir görsen öyle güzel şeyler aldık ki. Hele sana bir takım bulduk bayılacaksın. Sen de çok beğendin değil mi güzel? Evet, çok beğendim. Benim kalkmam lazım zaten. Ben Fettah'a bakacağım. Sen
Kalıyorsun ya. Uyuyordur bence hala. Fettah kim bu arada? Benim en yakın arkadaşım. Dün gece geldi. Murat sağ olsun değirmene bıraktı onu. Ne yaptınız? Beğendi mi? Hı-hı. Bayıldı, bayıldı. Süper. Aman canım, Fettah kaçmıyor ya. Otur şurada iki dakika dinlenelim. Ayaklarımıza kara sular indi. Kahvemizi içeriz sonra beraber. Kalkarız. Hı? Olur. Buyurun. Kime bakmıştınız? Merhaba kardeşim. Ediz Yaroğlu ben. Tuğrul Bey'le röportaj yapacaktım. Randevunuz var mıydı? Gazeteden aramış olmaları lazım. Ya kendisi gelsin, müsait olursam görüşürüm demiş. Anlıyorum. Bir soralım bakalım, müsaitse. Necdet. Buyurun Fuat Bey. Veysel Bey'i gördün mü? Yok, görmedim. Allah Allah, kimse de bilmiyor nerede olduğunu. Mandalaya baktınız mı? Orada olabilir. Olabilir, olabilir. Bir gelsene. Kim bu, neyi bekliyor? Gazeteciymiş. Tuğrul Bey'le röportaj için gelmiş. Gazeteci mi? Aman canım, beyefendiyi niye bekletiyorsunuz? Alsanıza içeri. Ha, merhabalar efendim. Merhaba. Fuat Keskin ben. Televizyon dünyasından tanırsınız. Ha, merhaba Fuat Bey. Ha, ne güzel tesadüf. Merhabalar. Hoş geldiniz. Röportaja gelmişsiniz galiba. Evet evet. Ya biz yerel üreticilerle ilgili bir haber hazırlıyoruz da. Şahane. Buyurun, ben size istediğiniz her konuda bilgi verebilirim. Yani biliyorsunuz, benim her zaman basın mensuplarına karşı nedenini bilmediğim bir sempatim olmuştur. Yani bu arada söylemeden edemeyeceğim, gerçekten çok zor bir mesleğiniz var. Öyledir, öyledir. Ben dolanıyordum buralarda, mandralar biraz uzakta, araçla geçebiliriz dilerseniz. Buyurun, buyurun. Harika. Buyurun ya. Ben oyuncu olduğumu söylemiştim değil mi size? Yani hoş, siz görür görmez tanımışsınızdır zaten. Ya tanımaz mıyım? Hadi, hadi. Muazzez Hanım, istersen bitirdikten sonra kapat da falına bakayım ha? Çok güzel fal bakarım ben. Ben faldan hoşlanmam Suzan Hanım. Ben çok severim, bana bakın. Tamam, sana bakayım. Tamam. İsmet abi, bana sade bir kahve getirir misin? Efendim abi? Tamam, tamam. Siz hayvanı sabit tutun, ben geliyorum hemen. Tamam. Kusura bakmayın, benim acil çıkmam lazım. Atlardan biri hastalanmış. Gel, seni de Fettah'a götüreyim. Siz lütfen rahatınıza bakın. Afiyet olsun. Peki. Görüşürüz. İki saniye eve uğrayacağım. Gitarımı almam lazım. Hayvan hasta hayvan. Beni bekliyorlar. Ya iki saniye ya. Ya sen sevgiline konser vereceksin diye at mı ölsün? Ya ben ne bileyim o kadar acil bir durum olduğunu, tamam? İndir beni şurada, ben giderim. Al, in. Yuh! Tamam, at ölmesin de ben de ölmeyeyim. Hayret bir şey ya. Sakın o kapıyı çarpma. Fettah ayar oldu bu. Cins. Tamam, sert konuştum ben de ama tokat nedir? Şiddete mi meylin var nedir, anlamadım ki ben. İnsan bir özür diler, özür. Varsa yoksa aklın fikrin Fettah'ta. Fettah'ta Fettah. Sana ne oluyor? Aklı fikri neredeyse nerede? Sen özür dilediğini söylediklerin için kızdan. Yo, o da yok. Efendim? Murat abi nerede kaldın? Hayvanı iyice uyuşturulandı. Ne hayvanı ya? Ha, at. Geliyorum, geliyorum. 5 dakikaya oradayım. Hayvanı unuttum. Ulan bütün ayarlarımı bozdu benim bu kız.
Acilen kendine gelmen lazım. Acilen kendine gelmen lazım. Çürümüş balkon.